Evet arkadaşlar, ikinci periyot başlamak üzere. Eskişehir 24, Finalspor 13. İkinci periyottayız. Eskişehir basketbol gençlik başlayacak ikinci periyoda. Eskişehir'in basket denemesi başarısız. Finalspor'un 12 numaralı orta mesafe şutu başarılı olamadı. Top Eskişehir'de. Eskişehir 15 numaralı oyuncu orta mesafe şutu başarılı. Eskişehirspor 26-13 önde. Finalspor oyun kurmaya çalışıyor. Maalesef top kaybı. Finalspor 12 numaralı oyuncudan top dışarıya çıktı. Eskişehir hücumunu izleyeceğiz. Denemesi. Dönen top Finalsporlu oyuncularda kalıyor. Finalspor hücumundayız. 3 sayı denemesi, 8 numaralı oyuncu başarılı olamadı. Eskişehir hücumda. Oyuncu değişikliği. Finalspor 8 numaralı oyuncu çıkıyor. 7 numaralı oyuncu giriyor. Eskişehir spor hücumunu izliyoruz. 8 numara 3 sayı denemesi. 3 sayı. Eskişehir 29, Finalspor 13. İkinci periyottayız. 8 dakika 14 saniye var periyodun bitimine. Finalspor hücumundayız. Eskişehir 3 numaralı oyuncu faul yaptı. Finalspor tekrar top kullanacak. 14 saniye hücum süresinin bitmesine. Evet, bir top kaybı izledik. 8 numaralı Eskişehir oyuncusunun hızlı hücumuyla Eskişehir Spor 31-13 önde. Kemal'e oyuncu top kaybı yaptı. Ve oyuncu değişikliği 12 numaralı bence geçti. Yerine 4 numaralı oyuncu oyuna girdi. Evet, Eskişehir 9 numaralı oyuncudan bir hücum faulü geldi. Yeah.
Kayserispor 7 numaralı oyuncu, 3 sayı denemesi girmedi. Şu anda Eskişehirspor hücuma geçti. Ha, Eskişehir'den de bir top kaybı izledik. 15 numaralı oyuncunun biraz aşağıdan giden pasını 8 numaralı oyuncu yakalayamadı. Skoru tekrarlayayım. Şu anda Eskişehir 31, Finalspor 13. Finalspor hücumunu izliyoruz. 7 numaralı oyuncunun 3 sayı denemesi başarılı. Finalspor'dan 31-16 Eskişehir önde. Eskişehir set kurmaya çalışıyor. 8 numaradan dibe 10 numaralı oyuncuya bir pas. 3 sayı denemesi başarısız. Rebound Finalspor'da kaldı. Finalspor hücumunu izliyoruz. Sayı denemesi başarılı değil ama rebound yine Finalspor'da. Yine bir üst sayı denemesi, o da başarılı olamadı. Rebound'ı 4 numaralı Finalspor oyuncusu aldı ve sayıyı gerçekleştirdi. Eskişehir'den hızlı hücum denemesinde bir top kaybı izledik. Skor Eskişehir, skor Eskişehir Basket Gençlik 31, Bursa Finalspor 17. İkinci periyodun bitmesine 6 dakika 20 saniye var. Finalspor'un hücumundayız. Bir top kaybı, Eskişehirspor hızlı hücuma kalkıyor. Eskişehir'den top kaybı izledik. Şimdi Finalspor hızlı hücumda. Turnike kaçtı ama top tekrar Finalspor'da. Bir üst sayı denemesi 7 numara. Üst sayı gerçekleştiriyor. Durum 31-17 oldu. Şimdi Eskişehir'den 3 sayı denemesi. Eskişehir'in 8 numaralı oyuncunun 3 sayı denemesi başarılı. 34-20 Eskişehirspor önde. Eskişehirspor 12 numarasından bir faul. Finalspor adına 11 numaralı oyuncu 2 serbest atış kullanacak. Skoru tekrar ediyorum. Eskişehirspor 34, Finalspor 20. Her iki takım da grup birinciliği için mücadele ediyor. Son maçlar. İlk iki maçlarını her iki takım da kazandılar. Bu maçı alan grup birincisi olacak. 11 numaralı ikinci serbest atış denemesi başarılı. Durum 34-20. Eskişehirspor önde. Top kaybı izledik. 11 numara Finalspor 11 numara topu kazandı. Finalspor hücumu olmadı. Dönen top tekrar Finalspor'da. Finalspor tekrar hücumda. Kullanmak durumunda kaldı Finalspor. Oyunu çok iyi kuramadıkları için dengesiz bir atış oldu ve şu anda Eskişehirspor hücumundayız. Sekiz numaraya bir faul.
Eskişehirspor koltuğu altından oyuna başlayacak. Final Spor'da oyuncu değişikliği 9 numara girdi, 4 numara bench'te. Bir top kaybı. Final Spor'un 6 numaralı oyuncusunun fast break'inde bir foul. İki serbest atış. İkinci periyodun bitimine 4 dakika 28 saniye var. Eskişehirspor 34-21 önde. İkinci serbest atış başarılı. Durum 34-22. Pot altından Eskişehirsporlu oyuncu uzun bir pasla arkadaşını görmeye çalıştı ama biraz dengesiz bir pas. Onun için şu anda Final Spor'da hücum hakkı. Final Spor 27. İkinci periyodun bitimine 3 dakika 6 saniye kaldı. Şu anda moladayız. Daha önce de söylediğim gibi her iki takım da gruplarında, A grubunda yaptıkları ikişer maçları kazandılar. Grubun son maçında her iki takım da grup birinciliği için mücadele ediyor. Bugün maçı kazanan takım grup birincisi olacak ve yarın Cuma günü off günü, yani maçı yok. Yarın grup, diğer grupların ikincileri ve üçüncüleri çapraz eşleşme maçlarına çıkacaklar. O maçlardan
kazananlar da cumartesi günü grup birincileriyle son maçlarına çıkacaklar. O maçlar sonucunda U16 erkekler basketbol Türkiye şampiyonasına gidecek. Malatya'dan gidecek 4 takım belirlenmiş olacak. Diğer bölge finalleri maçın başında da söylediğim gibi Antalya'da düzenlenmekte. Orada da 16 takım mücadele ediyor. Oradan da yine 4 takım Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazanacak. Eskişehir hücumundayız. Bir üç sayı denemesi ama rebound tekrar Eskişehir'de. Bu arada bir foul geldi. Eskişehir'de kenardan oyuna başlatıyor Eskişehir. 15 numaralı oyuncunun orta mesafe şut denemesi başarılı değil. Dönen topu kapma mücadelesinde top yine Eskişehir Spor'da kaldı. Bir mola daha geldi. İkinci periyodun bitimine 2 dakika 43 saniye var. Eskişehir Basket Gençlik 34, Bursa Final Spor 27. 7 sayı farklı şu anda Eskişehir önde. A grubu Eskişehir Basket Gençlik ve Bursa Final Spor mücadelesinde mola bitti. Oyun başlamak üzere. Top Eskişehir Spor'da. Numaralı oyuncuya bir faul. Hücum süresi 14 saniye olarak değiştirildi. 15 numaralı orta mesafe şut denemesi başarılı değil. Yedi numaralı final spor oyuncusunun şut denemesi o da başarısız. Dönen top mücadelesinde top 7 numaralı oyuncudan çıktı. Top Eskişehir Basket Gençlik'te. Final skor 27.
kaptırılan bir top. Eskişehir 38-27 önde. Sayı 11 numaralı oyuncudan geldi. Milan Spor hücumda. 4 saniye kaldı hücum süresi. Evet. Tekrar top Final Sporlu oyuncularda. Üç sayı denemesi başarılı. Final Spor 9 numaralı oyuncusunda. 38-30 Eskişehir önde. Eskişehir'den 11 numaralı oyuncunun üst sayı denemesi, çemberden dönen top tekrar Eskişehir'de kaldı. Eskişehir hücumu devam ediyor. Bir deneme daha. Bu da başarısız. Rebound mücadelesinden sonra Eskişehir'de kalan top ve 15 numaralı oyuncuya bir faul. Eskişehir Spor 15 numaralı oyuncu 2 serbest atış kullanacak. Skor: Eskişehir Basket Gençlik 38, Bursa Final Spor 30. 8 sayı farkla Eskişehir önde. İlk serbest atış başarılı değil. Periyodun bitimine 37 saniye kaldı, ikinci periyodun bitimine. İkinci serbest atış denemesi başarılı. 39-30 Eskişehir Spor Final Spor maçında önde. Eskişehir'in kresi sonrası Final Spor top kaybı yapıyor. Periyodun bitiminin 31 saniye var. Şu anda karışan fileyi düzelttiler. Final Spor'da pres yapmaya çalıştı ama Eskişehir Spor topu hücum sahasına geçirdi. Atış başarılı değil. Şu anda Final Spor hücumda. Top kaybı yine. Eskişehir Spor hızlı hücumu, top kaybı sonrası 3 numaralı oyuncudan Sonico'yla 2 sayıyı buluyor. Spor 6 numaralı oyuncusu pota altında 16 numarayı çok iyi gördü ve 16 numarada periyodun sonunda 2 sayıyı Final Spor hanesine yazdırdı. İkinci periyod sonucu Eskişehir Basket Gençlik 41, Final Spor 32.